Alo. Efendim. Alo, iyi akşamlar. Buyurun. Ben aşağı... Alo. Efendim. Arkadaşlar, bu ses kimden çıkıyorsa artık kısa nasıl olur acaba? Kusura bakmayın ama yani böyle... Efendim abi. Arkadaşlar müsaadırsa başlayalım inşallah. Buyurun. Buyurun. Efendim. Ben Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la te'akhirna innesina ev ehta'na. Rabbena ve la tehmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tehammilna ma la taqata lana bih. Vaf'u anna واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. 22. sözün ikinci makamı, birinci lema. Birinci lemanın ortalarında, evet ortalarında bir yerdeyiz. Demek esbab vaaz edilmiş. Birinci paragrafta, geçen hafta çarşamba günü okuduğumuz paragraftaki anlatılan konunun özetini ve biraz da örneklemelerle devam eden paragrafta da açıklamasını verecek. Özet olarak şöyle diyor. Demek esbab vaz edilmiş ve esbab konulmuş. Ta aklın nazar zahirisine karşı kudretin izzeti muhafaza edilsin. Evet, burada üzerinde durmamız gereken terim aklın nazarı zahirisi. Kudretin izzeti. Şimdi genellikle takip edilecek, takip eden cümlelerde ve paragrafta insanın hoşuna gitmeyen hallerin ve dolayısıyla insanın şikayetine vesile olan hallerin Cenab-ı Hakk'a doğrudan doğruya gönderilmemesi için sebepler konuldu tarzında bir açıklama var ama yine tamamen kelimesi kelimesine okunduğu zaman böyle anlaşılıyor. Fakat esas söylemek istenilen mesele, tahmin ediyorum, bizim ilk defa zahirdeki anladığımız manada değil. Yani ben hastalandım, o örnek de verilecek. Hastalıktan vefat eden bir insan şikayetini Allah beni öldürdü demeyecek. Fakat şöyle bir hastalığa maruz kaldım da bu hastalığın mikrobu benim ölümüme sebep oldu. İşte bu mikrop yüzünden öldüm diyecek ve dolayısıyla şikayetini Allah'a göndermeyecek. Tabii ilk bakıştaki anlayış bu. Bu yanlış, yanlış değil, doğru ama esas bizim eğer dikkatli bir şekilde konuya vakıf olmak için
metini okursak, esas bizim dikkat etmemiz gereken ve anlamamız gereken nokta, bu anlayışın yalnızca bizi bağladığını, yani bizim günlük hayatımızı devam ettirirken daha çok gafletle, esbabın bir perde olduğunu unutarak yaşadığımız şu dünya hayatında şikayetlerimizi doğrudan doğruya Allah'a göndermemek için bizim bu şekilde yorum yapmamız lazım geldiği söyleniyor. Yani bu şekilde algılamamız gerektiği söyleniyor. Aslında her şeyin doğrudan doğruya kudret-i ilahiyeden geldiğini biliyoruz. Çünkü her şeyi incelediğimizde o ilahi bir kudret olmazsa o şeyin varlığını izah etmemiz mümkün değil. Peki neden böyle bir yorum yapıldı? Yani kendimizi mi kandırıyoruz? Bir noktada kendimizi kandırmıyoruz. Kendi halet ruhiyemizi, kendi şartlarımızı değerlendiriyoruz. Biz esbaba tevessül ederek, esbab ile karşılaşarak hayatı sürdüren, varlığını, hayatını sürdüren mahluklarız, yaratıklarız. Esbab ile olan ilişkilerimizden dolayı alışkanlığımız da esbaba müracaat etmekle olur. Esbab ile mesela bir yerden bir şey getireceksek gidip kalkıp onu alıp gelmemiz gerekiyor. Bizzat bizim bir şeyi kaldıracağımız zaman o şeyin altına güç vermemiz gerekiyor, güç uygulamamız gerekiyor ve o şeyi yukarıya doğru itmemiz gerekiyor. Olayı yaratan Allah olmakla birlikte bizim uyguladığımız gücü, kaldırdığımız eşyayı yaratan Allah olmakla birlikte ve eğer ben yaratık olan kişi, insan bir şeyi kaldırmak istiyorsam o kaldırmak istediğim şeye güç uygulamam gerektiğini biliyorum ve güç uyguluyorum. Fakat aynı zamanda da biliyorum ki bu sistemin kurucusu var, bu sistemin yaratıcısı var, benim gücümün de yaratıcısı var, o şeye ağırlık veren de var, daha doğrusu yerçekim ile ağırmış gibi görünen o halin yaratılışı da var. Her şey var, yaratılıyor. Her şey yaratılıyor ama bizim ilişkilerimiz esbab ile direkt bağlantılı olduğu için esbaba tevessül ediyoruz. Hoşumuza gitmeyen konularda da esbaba tevessül ediyoruz ve yorumumuzu esbaba göre yapıyoruz. Yani bu ağır şeyi ben kaldırdım diyorum. Kötü olan, benim hoşuma gitmeyen, şikayete vesile olacak haller için de sebebi gündeme getirerek konuşuyorum. Mesela çok çalıştım da onun için terledim de hastalandım diyorum. Veya şöyle şöyle oldu da mikrop kaptı diyorum vücudumun şurası. Yani olumsuz olayları da hep sebeplere veriyorum. Haddi zatında bu olay aklın nazarı zahirisinde gerçekleşen bir olaydır. Ne demek aklın nazarı zahirisi? Yani esbaba bakan, sebepler, sebep sonuç ilişkisi içerisinde diyaloğa geçen, dünya ile yaratık alemle ilişkisini sebep sonuç ilişkisi içerisinde kuran insanın bu sebep sonuç ilişkisi içerisinde yapmış olduğu bir değerlendirmedir. Peki sebebi de sonucu da ve sebep sonuç ilişkisini de birlikte yaratan yaratıcıya karşı kalben, aklen, imanen kurmuş olduğumuz ilişkide böyle bir aklın nazarı zahirisi söz konusu değil, aklın zahirdeki gördüğünden ulaştığı batına bakan, daha doğrusu ileride söyleyecek, kullanacağı bir kelimeyi burada hemen kullanalım. Yaratılmış alemin ötesine bakan, melekutiyetine bakan yönüyle muhatap oluyor ve o yönle biz iman ettiğimizi söylüyoruz. Yani bu yapılan, bu sebep sonuç ilişkisinin bir yaratıcısı vardır ve bu sebep sonuç ilişkisi ve sebep sonuç ilişkisi ağından kurulmuş olan şu sistemin halıkı, kainatın yaratıcısı, bütün bu alemi yoktan var eden zattır ve ben de buna iman ediyorum, inanıyorum, öyle olduğundan eminim diyorum. Bu imanım aklımın varmış olduğu bir sonuçla gerçekleşiyor ve aklım da bunu anlıyor. Fakat pratik hayatta, günlük hayatımızda olumlu işlere tevessül ederken esbaba müracaat ediyoruz. Olumsuz işlerden kaçarken de esbaptan kaçtığımızı söylüyoruz.
Bunu da anlamamız lazım. Mesela bir yerde zararlı bir şey üzerimize geliyorsa kaçıyoruz. Neden kaçıyoruz? Zararlı bir şey bana zarar vermesin diye kaçıyoruz. Her şeyi Allah yaratıyor, Allah rahmetlidir, bundan bana zarar gelmez demiyoruz. Çünkü Allah bana o zararlı şeyi bildiren ve ondan kaçma duygusunu veren zattır. Ben o zata Allah diyorum zaten. O sistemi kurana, o sistem ile şu kainatı yaratana, şu kainatı yoktan bu sistem içerisinde yaratana Allah diyorum zaten. Onun için aklın nazar-ı zahirisine karşı kudretin izzetinin muhafaza edilmesi, aklın nazar-ı zahirisine karşı sebepler ilişkisi içerisinde kurulmuş olan bu... özür dilerim, burada telefon answering machine kayıt yapılıyor da onu bitirse. Okay, özür dilerim, bu ara vermek zorunda kaldım. Kayıt yapılıyor, gürültü geliyordu. Evet, aklın nazar-ı zahirisine karşı, sebepler ilişkisi içerisinde yapmış olduğumuz yoruma karşı kudretin izzetini muhafaza etmek için sebepler konmuş. Yani kudretin izzetini muhafaza etmek ne demek? Zaten biz kudretin izzetini, yani kudretin azametini, yaratıcı kudretin sonsuzluğunu, mutlakiyetini biliyoruz. Anlıyoruz. Ama pratik hayatta mesela ben Allah'tan diyelim ki bir tane portakal istiyorum. Yani insan, biraz şaka yaparak söyleyeceğim bunu. İnsan koca kainatın yaratıcısından, onu yoktan yaratan o zattan bir portakal istenir mi? Onun kudretine layık bir şey iste. Mesela bir galaksi yaratmasını iste, senin için denmez. Ben bir portakala ihtiyacım varsa o bir portakalın yaratılması için dahi sonsuz kudrete müracaat ederim. Ama sonsuz kudretin o portakalı yaratması için müracaat ederken şu olayın farkında olmam gerekiyor. Yani şuna çok dikkat etmem gerekiyor. O portakalın yaratılması için de sonsuz kudret lazım. Ben onun için o portakalın, bir tek portakalın bile yaratıcısının sonsuz kudret sahibi olan Allah olduğundan eminimdir. Bu emniyetim, bu güvenim benim imanımdır. Bunu ben aklen de anlıyorum, kalben de anlıyorum, ruhen de anlıyorum, hissen de anlıyorum. Yani bütün insani duygularımla anlıyorum. Yalnız aklen değil. Bir portakalın var edilişine bakınca insan bütün duygularıyla birlikte maşallah, subhanallah demek zorunda kalıyor. Ama bir portakal sonsuz kudret karşısında çok küçük göründüğü için insan o portakalı ağaçtan kopardığını ve dolayısıyla ağaçtan aldığını zannediyor. Kudretin izzeti pratik hayatta, günlük hayatta sebeplere müracaat ile cedelleşen, devamlı sebeplere müracaat ile hayatını, varlığını sürdürmek için iradesini kullanan insanın nazarında o bir portakal ile kudretin azametini doğrudan doğruya bağlayabilmesi için özel olarak oturup düşünmesi gerekiyor, tefekkür etmesi gerekiyor. Yoksa pratik hayat, özür dilerim. Pratik hayatta böyle bir portakalı da sonsuz kudretin yarattığını bilerek yaşıyor değiliz veya onun bilincinde her zaman olmuyoruz. Demek ki aklın nazarı zahirisine karşı kudretin izzetini muhafaza edecek şekilde bir sistem kurulmuştur. Bu sistemde devam ediyorum, pardon devam etmeyeceğim. Bu sistemde hoşuma gitmeyen, şikayete medar, sebep olan konularla karşılaştığımda hemen ben o şikayet konusu olan her ne ise, sevmediğim hangi de hareket veya hangi şey ise, onun yaratılışında sebep olarak görevlendirilmiş, sebep olarak konulmuş ne ise onu sorumlu tutacak şekilde yorum yapıyorum. İşte bunun en güzel yorumu neydi? Hastalıktan şikayet ediyorum. Hastalık olsun istemiyorum. Hastalığın sorumlusunu mikroplar veya başka şeyler, sevmediğim haller, vesile olan şeylerdir diyor.
hastalığı ona izafe ediyorum. Ve hayatımı da bu şekilde yaşıyorum. Günlük hayatımı. Fakat biliyorum ki onun gerisinde sonsuz bir kudretin, o sevdiğim ya da sevmediğim her ne varsa onların yaratılışı, onları yoktan var eden bir zat var, onlara vücut veren bir zat var. Biraz açıklayacak bu konuyu. Onun için okumaya devam edelim. Zira aynanın iki vecihi gibi her şeyin bir mülkiyeti var ki aynanın mülevven yüzüne benzer. Muhtelif renklere ve halata medar olabilir. Bunu biraz açalım isterseniz veya arkadaşların soruları varsa bu arada girebilirler ya da kendilerinin yapmak istedikleri bir koment varsa onu da açıklamaları varsa bu açıklamalarını da ilave edebilirler. Memnun olurum. Fakat yoksa ben buradaki okuduğum bu cümlenin biraz daha analizini yapmak istiyorum. Daha şöyle bilsek de Mülk Melekut, Risale-i Nur'u okuyanlar Mülk Melekut diye çok kullanıldığı için bu ifadeler bilirler. Yine de canlandırmak, tazelemek ve biraz daha pratik hayatımıza uygulanabilir hale getirmek için konuşmak istiyorum. Aynanın iki veçi gibi her şeyin bir mülk ciheti var. Mülk ciheti bizim şu gördüğümüz alem, yaratık alem. Aynanın mülevven yüzüne benzer. Yani şu yaratılmış alem, aynanın renklendirilmiş, boyanmış yüzüne benzer. Muhtelif renklere ve halata medar olur. Yani kırmızıyla boyarsınız, maviyle boyarsınız, siyahla boyarsınız, greyle boyarsınız. Neyse bir renkle boyarsınız veya bir değişik şekillerde boyayabilirsiniz. Muhtelif, çok çeşitli hallere sebep olabilir. Yani ama bizim için tekrar bu cümleyi, tekrar bu kelimeyi tekrar tekrar söyleyeceğiz ve dikkatimizden hiçbir zaman kaçmayacak. Bizim için yaratık alemin içerisinde bulunan, yaratık kendisi de bir yaratık olan insan için daima biz aynanın boyalı yüzü gibiyiz. Boyalı yüzü gibi kainata bakacağız ama eğer bir boyalı yüzü olmasa ayna ayna olmaz. Yani başka bir şeyi göstermez. Bizim görmediğimiz bazı şeylerin görünmesine, yansımasına vesile olmaz. Yani benim şartlarım, benim yaratılış şartlarım öyle ki eğer ben bu yaratılış şartlarımın farkındaysam o yaratılış şartları yalnız benim değil, şu yaşadığımız dünya ve beraber yaşadığımız yaratılan şu dünya, şu kainatın tümü, varlık aleminin tümü aynanın renkli boyalı kısmı gibidir. Bu boyalı kısmı sayesinde ayna ayna olur. Yoksa ayna olmaz, cam olur, ayna olmaz. Ayna özelliğini taşımaz. Ayna özelliğinin taşıması demek, ayna kendisinden başka bir şeyin görünmesine vesile olur. Yani biz şu yaratık alem sayesindedir ki şu yaratık alemin yaratıcısını anlamamıza, görmemize, gözümüzle değil de aklın gözüyle, kalbin gözüyle görmemize vesile oluyor. Bu boya sanki sebep sonuç ağı gibidir. Yani esbab dairesinde her şey sebep sonuç ağıyla birlikte yaratılıyor bu dünyada. Bu ağ sanki aynanın boyalı yüzünü oluşturuyor. Biz aynanın boyalı yüzünün içindeyiz. Bunu unutmayacağız. Buna göre hep analizlerimizi, tahlillerimizi buna göre yapacağız. Ben aynanın boyalı yüzündeyim ve aynanın boyalı yüzüyle muhatap oluyorum. Fakat boyalı yüzü sayesinde başka şeyleri görüyorum. Yani ben boyalı yüzü olmayan bir aynayla muhatap değilim. Onun için dikkat edelim. Biz bu kainatın mülk cihetinde, yaratılmış alem cihetinde hep o sebep sonuç ağlarıyla muhatap oluyoruz. Fakat sebep sonuç ağı sayesindedir ki Risale-i Nur'daki tabiri kullanıyorum. Müsebbibül esbab, yani o sebepleri yaratan kudret sahibi zat
o sebep sonuç ağız sayesinde benim tarafımdan anlaşılır, bilinir, tanınır. Yani marifetine ermek, marifetullah dediğimiz olan gerçekleşmesine vesile olur hale geliyor. Bunun için biz mülkiyetini hiçbir zaman, şu dünyanın mülkiyetini hiçbir zaman kötü demeyiz. Mülkiyeti olmasaydı melekütiyetini görmezdik. Yani yaratıcıya bakan yönü göremezdik, yaratıcıya bakan yönü bilmezdik. Bilemezdik, yaratıcımızı bilemezdik. Bizim kendi varlığımızı olduğu gibi peşinen kabul etmek şartıyla. Evet. Biri, yani diğer yönü ise meleküttür. Ki aynanın parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir veçinde, yani bizim ilk baktığımızda, şu aleme ilk bakışımızda, dünyaya gözümüzü açıp baktığımızda zahir bize görünen yönünde kudret-i samedaniyenin izzetine ve kemaline münafi halet vardır. Bunu da iyi anlayalım. Sanki mülk ve zahir cihetine veçesine baktığımızda samedani kudretin izzetine, samedani kudret ne demek? Daha önceki derslerimizde biraz Samet kelimesinin anlamı, içeriği hakkında bir konuşmuştuk. Samedani kudret demek her yerde, her zaman doğrudan doğruya etkisini gösteren ve her bir şeye, her bir haliyle, her bir özelliğiyle vücut veren o tek mutlak kudret. Ona samedani kudret. Hem samet kelimesinin içerisinde hem teklik var, hem de her yerde her zaman hazır nazır olmak anlamı da var. Hiçbir şeyin onun o kudretin tecellisinde hiçbir şeyin yardımına ihtiyacı olmayan o kudretin izzetine, yani hiçbir yönüyle eksikliği söz konusu olmayan o kudretin izzetine ve kemaline, ben bu kelimelerin izzet ve kemal kelimelerinin mükemmelliğine, azametine ve dolayısıyla en basit bir şekilde mutlak oluşuna, sonsuz oluşuna diye anlıyorum, münafi halet vardır. Ama tekrar tekrar unutalım, sanki Allah'ın sonsuz kudretine zıt gelen, yakışmayan bazı yaratıklar var değil. Allah'ın sonsuz kudretine bizim aklımızın zahire baktığı zaman yakıştıramadığı haller var. Bizim zahir perest olan, zahire bakan kabiliyetimizin veya kapasitemizin yakıştıramadığı haller var. Ama bu yakıştıramamak mutlak anlamda değil. İlk bakışta, ilk muhatap oluşta zahir hale yakıştıramadığımız haller var. Bunu anlamıyorsak lütfen soralım. Çünkü sanki Allah'ın kudretine yakışmayan bazı haller yaratılıyor gibi. Mesela ne bileyim, bir küçücük kurtçuk veya bizim çok sevmediğimiz, ilk bakışta duygularımızı olumsuz etkileyen bir kurtçuk çıkıyor, ay bu nereden çıktı diyoruz, tepki veriyoruz ve sevmediğimizi ifade ediyoruz. Veya bir yerimizde hastalanıyor, oradan böyle pislik, kan veya diğer pis maddeler çıkmaya başlayınca bu ne biçim iğrenç varlık diyoruz. Yani yaratık diyoruz. Yani bunu, bu iğrenç dediğimiz, sevimsiz dediğimiz yaratığın kudreti azameti ilahiyeye yakıştıramıyoruz ilk bakışta. Tabii onu da incelediğimizde belki bir kimya laboratuvarına göndersek, kimya laborant arkadaşımıza incelettirsek, ne muazzam harika yaratılışlar vardır orada. Ne mükemmel canlılar, ne kadar mükemmel faaliyetlerde bulunuyorlardır. Bunu ilk bakışta
sebeple haşır neşir olarak yaşayan insan, sevdiğine sahip çıkan, sevmediğini itme özelliğiyle yaratılmış olan bu insan, sevmediğimizi itiyoruz. İttiğimiz zaman da kudret-i ilahiyenin bu pis, iğrenç şeyi niye yarattı demeye gelecek bir haleti yaşıyoruz. Çünkü sevdirtilmemiş onlar bize. O ilk bakıştaki aklın sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meseleleri takip etme, kavrama özelliğine göre, bunu unutmayacağız, o özelliğine göre sonsuz kudrete yakıştıramadığımız haller yaratılıyor. İşte mülk cihetinde bizim aklımızın zahire bakan yönünde bu haller ile muhatap olduğumuz zaman, devam ediyorum okumaya. Esbab o halata, o hallere hem merci hem medar olmak için vaat edilmiştir. Biz de diyoruz ki bu şey çürümüş de ondan burada pis kurtluklar yaratılmış. Var. Çürüdüğü için diyoruz. Yani kudret-i ilahiye bu pis kurtluğu, bana göre pis olan o kurtluğu, o azim kudretiyle neden yarattı diye düşünmüyoruz. İlk etaptaki ilişkimizdir. Yani sebeplere ilk bakışta verilmiş olduğumuz tepkidir. Zaten biz bu dünyada sebeplerle olan ilişkimizde ilk bakışta vermiş olduğumuz tepkiyle bu ilişkilerimizi kuruyoruz. Bu alışkanlığımızdan dolayı birdenbire hay bu pislik nereden başıma çıktı, nereden önüme geldi diye hemen onu itiyorum, temizlemek istiyorum, onu ondan kurtulmak istiyorum, uzaklaşmak istiyorum. Allah'ın yarattığı bir şeyden niye kurtulmak istiyorum, niye uzaklaşıyorum diye aklıma gelmiyor. Bu yaşayış tarzımızdan dolayı sebepler sevmediğimiz hallere merci, kaynak olsun diye bir ağ kurulmuş. Biz de sebeplere atıyoruz bunu. Bu şey kokuşmuş, bu şey çürümüş de onun için böyle pis kokuyor diyoruz. Allah bu pis kokuyu yarattı demiyoruz. Halbuki biraz oturup düşündüğümüzde onun gerisindeki kudreti ilahiyeyi görebiliriz. O pis dediğimiz kokunun da var olabilmesi için, varlık alemine gelebilmesi için, yaratılabilmesi için temiz dediğimiz ve güzel dediğimiz kokunun yaratılması için gerekli kudret, onun da yaratılması için gereklidir. Bu da bizim iman gözüyle varmış olduğumuz sonuç. Yani mülke bakıp melekutiyeti gördüğümüz zaman ki sonucumuzdur. Fakat dünya hayatında yaşarken ilişkilerimizi mülk cihetinin şartlarına göre dünya ile ilişki kurduğumuz için birdenbire ilk etapta sebeplerle karşılaşıp sebeplerle olayı izah ediyoruz. Ben diyorum iyi bir şeyse şu şöyle şöyle oldu da onun için böyle güzel çalışıyor herhangi bir şey. Sebeplerle izah ediyorum. Eğer çalışmıyorsa, mesela elektrik kablosu koptu da onun için çalışmıyor diyorum. Sebeplerle izah ediyorum. Yanlış söylemiyorum. Ama sebep sonuç şartları içerisinde doğru söylüyorum. Çünkü o şeyin iyi ya da kötü, o şeyin vücut alemine, varlık alemine gelişini konuşmuyorum. Sebep sonuç şartları içerisinde şunu yaparsan şöyle olur diyorum. Request contact details from me, bir ben Veysel'ciğim, ben mi click here to accept diyor? Sen mi click? Bir request geldi de kontak istiyor. Züleyha Çolak. Öyle mi? Ben onu o zaman ne yapıyorum? Decline diyor. Decline'a basıyorum. Tamam. Dersimize devam ediyoruz ama dersle ilgisi olursa arkadaşımıza bir not mu yazmak gerekiyor Risale sohbetlerine girmesi gerekir diye. Problem değil. Peki. Dersimize devam edelim mi? Yoksa arkadaşlarımızdan soru sormak isteyen falan veya açıklamada bulunmak isteyen var mı diye. Benim konuşmam bütün arkadaşlara gidiyor değil mi? Yani dolayısıyla bu talep ayrıca sizin tekrar etmenizi gerektirmiyor belki de. Peki. Varsa sana müracaat edecekler anladığım kadarıyla. Sistemin peki, teşekkür ediyorum. Biz devam ediyoruz inşallah. Esbab,
Evet, mülk ve zahir veçinde ama aklın nazarın zahirisindeki zahir veçinde kudreti samedaniyenin yani gerçek yaratıcının kudretinin izzetine ve kemaline münafi zıt. İzzetine ve kemaline o sonsuz kudretin mükemmelliğine, mutlak oluşuna yakıştıramadığımız halat vardır. Esbab o halata hem merci hem medar olmak için vaz edilmiştir. Tekrar söylüyoruz. Esbab o hallere hem kaynak olsun hem vesile olsun diye yaratılmış aklın nazarında. Bunu unutursak Risale'yi anlamada güçlük çekeriz. Buradaki anlatılmak istenen konuyu anlamada güçlük çekeriz ya da yani yanlış anlarız bence. Ona da dikkat etmek lazım. Sebep olması için yaratılmış aklın nazarında. Yoksa mülk cihetine, kainatın sebepler ağına bakıp da bu sebeplerin yaratıcısını gören kalbin, aklın iman eden, yaratıcıyı gören yönü nazarında değil. Fakat melekutiyet ve hakikat canibinde her şey şeffaftır, güzeldir. Zaten kendi de söyledi tekstin, metnin kendi söyledi. Melekutiyet ve hakikat canibinde, yani bu kokuşmuş olan, pis pis kokan, hiç de sevmediğim portakalın, diyelim ki kokuştu bir hafta, iki hafta dışarıda kaldı güneşin altında, iyice koktu, kokusu da beni rahatsız ediyor. Öyle bir örnek düşünelim. Bu portakalın melekutiyetine bakan, hakikat canibine bakan, yani bu çürümüş portakalı kim yarattı diye düşündüğümde o çürümüş portakalı yaratana bakan yönünde her şey şeffaftır, güzeldir. Kudretin bizzat mübaşeretine münasiptir. Yani bunu yaratabilmek için, bu portakalı çürütebilmek için veya onu çürüyecek o maddeleri yaratabilmek, ona vücut verebilmek için sonsuz bir kudret gerekiyor. Ve o sonsuz kudret bunu ilmiyle, iradesiyle, rahmetiyle, şu faydaları sağlamak üzere merhametiyle yaratmıştır diye anlıyoruz. Hakikat canibinde her şey şeffaftır, güzeldir, kudretin bizzat mübaşeretine münasiptir, uygundur. Yani sonsuz kudret buna vücut verdi dememize layıktır, uygundur. İzzetine münafi değildir. O kudretin izzetine münafi değildir. Zaten biz de biliyoruz ki herhalde tam teknik bilgisine sahip değilim ama duyduğum kadarıyla atom nükleer enerjiyle çalışan yerlerde fabrika mıdır artık plant derler İngilizcesi yerlerde ki atıklar, nükleer atıkları bak biz çürütemiyoruz. Çürütebilseydik, portakalı çürütüyoruz da nükleer atıkları çürütemiyoruz. Çürütebilseydik çok memnun olacaktık. Başımıza dert olarak alıyor. Demek ki çürüme olayının yaratılması da sonsuz bir kudret gerekiyor. Yani biz çürütemiyoruz derken çürüme kurallarını, Allah'ın çürüme kurallarının bu nükleer atıklarda nasıl gerçekleştiğini bilmediğimiz için onu henüz daha keşfedemedik. Orayı açıklayamadık, ayıklayamadık. Ayıklarsak öyle bir yaratıcının böyle bir kanunu varsa o kanunu bulduğumuzda onun da çürümesi için o kanuna müracaat ederiz. Allah da Rabbimiz de çürütür. Şimdilik bulamadığımız için onun duasını yapamıyoruz. Nasıl? Ya Rab bunu çürütmek istiyorum diyorum, çürütemiyorum. Portakalı çürütmek istiyorum deyince çürütüyorum. Yani güneşin altına koyuyorum veya bir zemine koyuyorum. Rutubetli bir zemine koyuyorum. Hemen çürümeye başlıyor. Demek ki onu çürütme kanununu bildiğim için, yaratıcının onu nasıl çürüttüğünü bildiğim için onun çürümesi için gerekli vesilelere müracaat ediyorum. Ve Allah da çürümeyi yaratıyor. Ama bak bilmediğim yerde yapamıyorum. Demek ki biz o çürümeyi de çürümeye vücut verebilecek, o sevmediğimiz hale vücut verebilecek hiçbir özelliğimiz yok. Kainat hiçbir yaratım böyle bir özelliği yok. Onun da yaratıcısı sonsuz kudret sahibi olan Allah'tır diye anlıyorum. Demek ki tekrar bu cümleyi okuyayım. Fakat melekutiyet, yani yaratıcıya bakan,
ve hakikat canibinde, yani olayın gerçek yönünde her şey şeffaftır, güzeldir. Kudretin bizzat mübaşeretine, kudret-i ilahiyenin doğrudan doğruya onun yaratıcısı olduğunu anlamaya, onu görmeye, o kudretin o sonsuzluğuna, bizim de onun farkına varmamıza münasiptir. İzzetine münafi değildir. Onun kudretin sonsuzluğuna aykırı bir durum değildir. Koca kainatı yaratan Allah, küçücük bir kurtçuğu yaratmakla mı meşgul olacakmış denmez. Hatta bu pis şeyi niye yarattı denmez. Yani bize göre pis olabilir, doğrudur. Bize Allah onu sevdirtmemiştir. Yaratıcımız onu sevdirtmemiştir. Biz onu sevmeyiz. Bu doğrudur. Sevmemek doğrudur. Ama bize sevdirtilmeyenleri sevmemek doğrudur. Bize sevdirtilmeyenleri, yaratanı sevmemek doğru değildir. Bunu karıştırmayacağız. Bize sevdirtilmeyen şeyleri yaratan başka maksatlarla yaratmıştır. Mesela portakal güzelce yaratıldığı zaman onu yaratan beni yesin diye yarattı. Çürüdüğü zaman da beni yemesin diye yarattı. Başka çürükçül maddeler var, mikroplar var. Onlar yesin diye yaratıldı. Şimdi onların besini oldu artık. Mesela çok affedersiniz, temiz eti insanlar yer ama leş olunca akbabaların ve diğer hayvanların yemidir onlar. Sen sevmiyorsun, ben sevmiyorum ama onlar, Allah bilir ya, bizim börek çerek yediğimiz gibi yiyorlardır artık. Çok tatlı geliyordur onlara. Nasıl seviniyorlar, birbirlerine nasıl haber veriyorlar bir yerde birleş gördükleri zaman. Hemen onu o kadar zevkle, lezzetle yiyorlar ki. Onların nimeti, onların lezzeti, onların rızkı olmuştur artık. Bana göre pistir ama Akbaba'ya göre, Şahin'e göre pis değil. O çok temizdir, onun rızkıdır. Ona hazırlanmış, pişirilmiş bir rızıktır. Demek ki biz, bize sevdirilmeyenleri sevmeme hakkına sahibiz. Sevmeyeceğiz, çürümüş portakalı, kokmuş eti hemen atacağız. Yani öyle bir yaratacağız ki onu seven yaratıklara rızık olsun. Onların yemesi için atacağız. Onlar için çok büyük bir artık kelimeyi hatırlayamadım. Ziyafettir. Onların demek ki yaratıcının böyle bir şeyi yaratmasının kötü ya da onun kudretine layık değildir diye görmemiz, Allah bunu niye yaratıyor ki dememiz çok yanlış bir davranıştır. Çok yanlış bir yaklaşımdır. Buradan da, bu paragraftan da onun için anlıyoruz. Şimdi sonucu, bu paragrafın sonuç cümlesini okuyoruz. Onun için, yani şu anlatılan sebeplerden dolayı, şu anlatılan gerekçelerden dolayı, esbab sırf zahiridir. Melekutiyette ve hakikatta tesiri hakikileri yoktur. Bu cümle çok güzel. Bu cümleleri bizim günlük hayatımıza da uygulayabilecek şekilde iyice kalbimize, ruhumuza, aklımıza yerleştirmemiz lazım. Bunları bilgi olmaktan çıkartıp yaşanabilir hale, yaşar hale gelmemiz gerekiyor. Onun için konuşuyoruz zaten. Belki şu anda bağlantısı olan arkadaşlar kimler bilemiyorum ama kimler var? Bilemiyorum. Olanlar bunu ezbere biliyorlardır, şu konuşma, şu anlattıklarımızı, konuşulanları. Ama günlük hayatımızda yaşarken bunları hissedebilmek için tekrar tekrar detaylı bir şekilde, belki de sıkıcı boyutlarda çok uzun uzun aynı şeyleri tekrar edercesine konuşup duruyorum. Özür dilerim ama bana göre gerekli gibi geliyor. Evet, onun için esbab sırf zahiridir. Melekutiyette ve hakikatte, yani sebeplerin ötesinde o sebeplere vücut verene bakan yönünde, yaratıcıya bakan, Allah'a bakan yönünde ve hakikatte, gerçekte, o zahirde bizim gördüğümüz, kendi günlük hayatımızı devam ettirmek için oyalandığımız yerde değil, melekutiyette ve hakikatte tesiri hakikileri
yoktur. Yani yaratmada güçleri yoktur. Yaratıcı bir özelliğe sahip değiller. Onlar da yaratıktırlar, onlar da yaratılıyorlar. Ne aklımıza gelirse, sebep olarak ne aklımıza gelirse onlar da yaratılıyor. Mesela dersin başında, sohbetimizin başında vermiş olduğumuz örnek, bir şey kaldırmak istiyorum. Benim kolumla kaldırıyorsam, kolumu, kolumdaki kas sistemi de yaratılmış mahluklardır. Onların da yaratılmaya ihtiyaçları var, yaratılmışlar. Dolayısıyla onların yaratmada etkisi yoktur. Ama yaratma sisteminde onlar sebep sonuç ağının içerisinde görevli memurlardır. Bunu iyi anlıyoruz. Görevlendirilmiş memurlardır. Yoksa yaratmada, yaratma faaliyetinde hiç etkisi yoktur. Demek ki esbab sırf zahiridir. Dış görünüşünde öyle görünüyor. Aklın nazarında sebep-sonuç ilişkisi içerisinde görünüyor. Melekutiyette ve hakikatte tesiri, hakikileri yoktur. Sebepler ağı bu şekilde kurulmuştur. Yaratıcı özelliğine sahip değillerdir. Biz sebepler dünyasında yaşadığımız için sebeplere müracaat ederiz. Sebeplere müracaat ederken yaratıcıya bu sebeple sonuç ağı nasıl kurulmuşsa o sebebe bağlı olan sonucu yaratıcıdan isteriz. Bu pratik hayatımızda çok önemli. Her sebebe müracaatta sonucu sebepten değil yaratıcıdan istemenin yoludur bu diye. Geçen haftaki dersimizde çok üzerinde durduk. Sebeplere müracaat yaratıcıya dua etmek demektir. Dua manasındadır. Ne istiyorsun? Portakal istiyorsun, evinin önünde portakal büyümesini istiyorsun, bahçesi olsun istiyorsun. Yaratıcıdan portakal yaratmasını istemenin yolu tohumunu ekmektir, fidanını ekmektir, her neyse. Sebepler dünyasında bu nasıl yaratılıyorsa onun biz gözlemler yaparak öğreniyoruz. Yaratıcı bize öğretiyor, yaratıcımız, Rabbimiz, Halıkımız Allah bize öğretiyor. Biz de o öğrendiğimiz şartlarda müracaat ediyoruz. Tohumunu ekerken, fidanını ekerken, bakımını yaparken, sulamasını, gübrelemesini yaparken devamlı aklımızda yaratıcıya dua ediyorum. Bana şu özelliklere sahip bir portakal ağacı versin diye dersek işte imanla yaşamak bu demektir. İman ile sebeplere müracaat etmek bu demektir. Bunun dışındaki her iki halde yanlıştır. Sebeplere müracaat etmemek, dua etmeye tenezzül etmemek demektir. Sebeplere müracaat edip de Allah'ı, yaratıcıyı unutmaksa esbab perest olup Allah ile kulluk ilişkisi, Allah halik, mahluk, Allah mabud, ben onun abdiyim ilişkisi kurmadan, yani iman ile yaşamamak demektir. Yani gafletle farkına varmadığımız haller ayrı bir konu. Bilinçli bir şekilde iman ile yaşamak istiyorsak sebeplere müracaatımızın dua manasında olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Çünkü hayatımız hep sebeplere müracaatla geçiyor. Sebeplere müracaatın ubudiyet olduğunu, dua manasında olduğunu unutmayacağız. Mesela ubudiyet deyince aklıma geldi. Pratik hayatta Türkçe'de kullanılır. Çalışmak da ibadettir diye. Evet. Çalışırken sebeplere müracaat ediyoruz demektir. Sebeplere müracaat ederken eğer bu sebeplere müracaatım benim yaratıcıma sebebi ve sonucu yaratan Rabbime benim istediğim sonucu yaratması için bir müracaat şeklidir. Bir dua şeklidir. Yaratıcıdan ben bunun sonucunu istiyorum. Portakal fidanını ektim, bakımını yaptım ama yaratıcıdan portakal yaratması için müracaat ediyorum manasında bunu yapıyorum bilincindeysek, o bilinçle çalışıyorsak bu çalışmak ibadettir. Bu bilinçle çalışmıyorsak boş yere emektir. Yani portakalın büyür, portakalı yersin de portakal da yersin, portakal da ölür, sen de ölürsün. Sonucunda biz de ölürüz. Sonuçta da hiç bu dünyaya insan olarak, şuurlu varlık olarak, düşünen bir mahluk olarak yaratılmışlığımızın maksadını, amacını gerçekleştirmeden yaşıyoruz demektir ki esas maksadımız portakal üretmek değil, portakal üretirken ubudiyet yapmaktır. Yani Rabbe dua ediyor olduğumuzun bilincini yaşamaktır. Bu da pratikte
ben çok önemli gördüğüm için tekrar ediyorum. Kendim için her gün hatırlatmak istiyorum bunu. Çünkü bana çok faydalı geliyor. Benim için çok önemli gelen, önemli olan bir konu bu. Çünkü kulluğumu ancak böyle yaşayabiliyorum. Yoksa dini, yani kulluk vazifemi yalnızca işte 5 vakit namaza veya oruç. İnşallah Ramazanımız da yaklaşıyor. Mübarek günler, bereketli günler gittikçe yaklaşıyorlar. O oruçtan ve namazdan ibaret bir din yaşamış olurum. 24 saatimi ubudiyetle geçirmek gibi çok önemli bir faziletten mahrum kalırım. Evet, takip eden tarafa devam ediyoruz. Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki, buradaki açıklama daha önceki yaptığımız, şimdiki okuduğumuz paragrafın açıklaması, bizim daha önceki yaptığımız açıklamanın bir örneklemesi olacak. Onun için biraz hızlı geçeceğim bunu. Çünkü anlaşıldı inşallah. Tekrar üzerinde durmaya gerek yoktur kanaatindeyim. Varsa arkadaşlarım soru olarak yönetsinler. Diğer bir hikmet şudur ki, esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki, haksız şekvaları ve batıl itirazları adil-i mutlaka tevcih etmemek için o şekvalara, o itirazlara hedef olacak esbab vaz edilmiştir. Burada dikkat edeceğimiz nokta, şekvamız var, itirazlarımız var. Mesela pis kokuyu şikayet ediyoruz. Aman bunu at evin dışına diyoruz. Toprağa göm diyoruz. Kokmuş bir eti hemen atıyoruz, iğreniyoruz. Şikayetimiz var. Ama iyi dikkat edin. Sevmemek ayrıdır, şikayet etmek ayrıdır. Sevdirilmediği için ben bunu istemiyorum demek. İstemeyecek şekilde yaratıldım çünkü. Bunun farkındayım. Demek doğrudur. Ama şikayet etmek, sanki yaratıcıdan müşteki olmak, şikayetçi olmak yanlıştır. Onun için kelimeler çok hassas bir şekilde seçilmiş. Haksız şekvalar. Şekva etmeye hakkımız yok. Evet, sevmediğimiz şeyi atıyoruz ama şekva etmeye, şikayet etmeye hakkımız yok. Şikayet etmeyeceğiz, sevmediğimizi istemeyeceğiz. Mesela güneşin altında duruyorum, terledim, bunaldım, hoşuma gitmedi. Tamam. Hemen çekil, gölge ara kendine. Serin bir yer iste Rabbinden. Müracaat et. Serinlik için artık gölgeye mi geçersin, ağaç mı dikersin? Şimdi artık kimse ağaç dikmiyor. Ne diyorlar? Air conditioner, havalandırma soğutma sistemi mi kuruyorsun? Mekanik soğutuluyor. Her neyse onlara müracaat et. Şikayet etme, güneş niye var ya Rab, bu güneşi niye sıcak yarattın diye. O şikayet edersen öyle bir zulümde, öyle bir yanlış davranışta bulunursun ki o güneş sayesinde, güneş vesilesiyle yetişen, büyüyen bitkiler, nimetler, rızıkların hepsinden mahrum kalırsın. Yani seni rahatsız eden halde evet istemek, bırak. Güneşin altında kalmak istemiyorsan kaç da güneşi yaratandan, güneşe sıcaklık verme özelliği vererek yaratandan şikayetçi olma. Şikayet edersek haksız şikayet etmiş oluruz. Ve batıl itirazlar, itiraz ederiz bu ne biçim hal diye, neden bu kadar çok sıcak var diye itiraz ediyoruz. Ama dikkat edin, kelime ilginç bir şey ağ içinde kullanılıyor. Batıl itiraz. Yersiz, yanlış bir itiraz. İşte böyle biz esbaba dalan insanlar, esbaba dalarak yaşayan insanlar olarak şikayetlerimiz ve itirazlarımız aslında gerçekte yanlıştır. Böyle bir şikayet yapmamamız lazım. Sevmemek doğrudur. Kaçmak doğrudur. İstenilmeyen halden uzaklaşmak doğrudur. Ama o halin yaratılışından şikayet etmek yanlıştır. Bu ayrımı net bir şekilde yapmalıyız dünyamızda. Evet, bu batıl itirazları adili mutlaka tevcih etmemek için. Bakın, yaratıcımız adaletle yaratıyor. Öyle bir adalet ki mutlak adalet, sonsuz adalet. Ben bazı yönünü görebilirim, bazı yönünü görmeyebilirim. O benim problemim. Ama bu sonsuz adaletle
her şeye vücut veren o sonsuz kudret sahibi zata, Allah'a bu haksız, yersiz şikayetlerimizi, itirazlarımızı yöneltmemek için o şekvalara, o itirazlara hedef olacak esbab vaz edilmiştir. Sebepler yaratılmış. Dikkat edin, sebep denildiği yerde aklın nazarı gelir. Aklın nazarı denildiği yerde esbab dairesinin mülk, esbab dairesinde yani yaratılmış alemin mülk ciheti gelir. Yani sebep sonuç ağı gelir. Sebep sonuç ilişkisi gelir. İşte bizim de dikkat edeceğimiz nokta bu sebep sonuç ağına bakıp o sebep sonuç ağıyla ilişkili olarak yaşadığımızı bileceğiz ama o sebep sonuç ağı aynanın cilalanmış, yaldızlanmış, boyanmış yüzü gibi yaratıcının anlaşılmasına, yaratıcının görünmesine, bilinmesine, tanınmasına vesile olacak şekilde yaratılmış çok muazzam, mükemmel bir sistem kurulmuş bu dünya yaratılırken. Azamet-i ilahiyeyi görmek çok kolay ve çok da lezzetli, çok zevkli bir haldir. İnşallah imanın bu lezzetini hepimiz tadarız. Rabbimiz bize imanın bu lezzetini tattırmak nasip etsin. Çok güzel bir dünyada yaşıyoruz. Her şeyiyle, en sevmediğimiz hallerin yaratılışıyla bile çok güzel bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki haksız şekvaları ve batıl itirazları adil-i mutlaka, öyle adil ki mutlak adil, hiçbir yerde zulmetmez. Hiçbir güneşin altında ben terlerken, sıkıntı çekerken, hoşlanmadığım hali yaşarken bile iyi dikkat edelim, adaletiyle muamele ediyor. Bana gölgeyi de yaratmış. Gölgeyi aramam için dua etmemi istiyor. Gölgeyi aramam için teşebbüste bulunmamı istiyor. İyi dikkat edelim. Halikimizle, yaratıcımızla şikayet eden, kavgalaşan ilişkiye girmemek için çok dikkat edelim. İşte yani pratik hayatta çok da kolay bir iş değil ama inşallah duasını yaparsak kolaylaşıyor. Bilinçli bir şekilde bu tür sohbetlerle devamlı iman noktayı nazarından olaylara, iman noktasından olaylara nasıl bakılır, nasıl tahlil edilir diye çalışa çalışa kendimizi terbiye edersek, eğitirsek o zaman o Halik ile barışık yaşamayı, en sevmediğim halde bile onun merhametini, keremini, adaletini, ikramını görmem mümkün olur. Ama eğitim gerekiyor, dua gerekiyor. İman ile şu esbab dairesini devamlı analiz etmek, böyle devamlı sebep-sonuç ilişkilerinden müsebbübül esbab olan zata, yaratıcıya gitme eğitimi yapmak ve kendimizi bu konuda yetiştirmemiz gerekiyor. Yoksa hep esbab, yani sebep-sonuç ilişkisi içerisinde yaşadığımız için sebep-sonuç ilişkisine göre dünyayı algılayıverme ihtimali çok fazla. Böyle hep sebep-sonuç ilişkisinden ibaret bir dünyada yaşayabiliriz. Halbuki bu dünyanın melekutiyet, aynanın parlak yüzü gibi melekutiyete bakan yüzünü görmeyebiliriz. Görmememiz çok mümkün. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Sebepler demek ki aklın nazarında görev yapsın diye yaratılmış. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Tekrar ediyorum. Bize göre, bizim algılamamıza göre sebep sonuç o şekilde kurulmuş ki kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Ama şöyle de biliyoruz ki onlar kabiliyetsiz yaratan Allah'tır. Doğru. Onların kabiliyeti bir başka görevi yapmak üzeredir. Sana bakan yönüyle değil. Dikkat edelim. Yani çürümüş bir meyveyi atıyoruz da kurtlar yiyor.
Yani niye meyve çürüdü? Meyvenin 3 günden 5 günden daha fazla dayanmaya kabiliyeti olacak şekilde yaratılmadı. Onu bu şekilde yaratan Allah, tamam, ama adaletiyle yaratıyor. Senin yemen için 3 gün müsaade ediliyor. Sen yemezsen diyor ki tamam, madem sen yemiyorsun, bunu yiyecek olan başka yaratıklarım var, mahluklarım var, onlara yem yaparım diyor. Böyle bir sistem kurmuş. Tam adaletle kurmuş sistemi. Sen bu adaletle, yani biz bu adaletle kurulan sistemin içerisinde nasıl yaşamamız lazım geldiğini öğreniyoruz. Ve 3 gün içerisinde meyveyi yiyoruz. Yemiyorsak çürüyor. Çürütüldüğü zaman şikayet etmiyoruz. Diyoruz ki meyve 3 günden fazla dayanmaz diyoruz. İşte sebeplere şikayeti, sebepleri yönetmek bu demek. Bu tür meyveler 2 günden fazla dayanmaz, 5 günden fazla dayanmaz. Güneşin altında kurutursan 6 ay dayanır vesaire. Bakın, kabiliyetlerini ortaya koyuyor. Öğreniyoruz bunları. Bize öğretiyor Halık'ımız. Biz de ona göre muamele ediyoruz. 3 günden fazla elimizde tuttuğumuz meyve çürüdüğü zaman haksız bir şikayetimiz oluyor. Ama o şikayetimizi ne diyoruz? Bu tür meyveler zaten 3 günden fazla dayanmaz diyoruz. Yani pratik hayatımız için, bunu unutmayalım, pratik hayatımız için sebepleri merci kabul ediyoruz. Aslında Halık için sebepler merci değildir. Halıktır merci. Bu sırra bir misali latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki bir örnek olsun diye şöyle bir temsil rivayet ediliyor. Bu manevi bir temsil. Gerçekte olmuş bir temsil demenin alemi yok. Bilmiyoruz. Önemli değil zaten. Anlamak içindir bu temsil. Dikkat edelim temsile, verilen örneğe. Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabzai ervah vazifesinde senin ibadın, senin kulların benden şekva edecekler, benden küsecekler. Yani Azrail deyince hepimiz korkuyoruz. Kimse evimize Azrail uğrasın, gelsin istemiyoruz. Ve zaten şikayet ediyoruz. Yani aman Azrail gelmesin diye. Fakat küçük bir nükte, Azrail de bir melektir. Yani evimize melekler gelmesin diyemeyiz. Ama Azrail gelmesin. Diğerleri gelsin de Azrail gelmesin diyoruz. Azrail'den şikayet ediyoruz. Çünkü ruhumuzu alıyor. Alıştığımız şu dünya hayatından bizi ayırıyor. Bu ayrılık çok ağır geliyor. Alıştık ya bu dünya hayatına. Eğer alışmasaydık önemli değildi, ama alıştığımız için kopmak, ayrılmak çok zor geliyor. O ayrılış ile vazifeli, ayırmak ile vazifeli olan melek Azrail'i bize gelsin, uğrasın istemiyoruz. Bu istememekte haklıyız. Çünkü Allah hayatı sevdirdi. Beni yaratan bana hayatı sevdirdi. Ölümü sevdirtmedi. Ama ölümü yaratanı tekrar ediyorum. Bugünkü dersimizin başından beri vurguladığımız nokta. Ölümü yaratanı sevmiyor değilim. Çünkü ölümün yaratılışında sonsuz mutlak adalet vardır. Rahmet vardır, hikmet vardır. Ama ben ölümü bu dünyada istemeyecek şekilde yaratıldım. Onun için ölümü istemediğimden ölümü getirmekle görevli olan Azrail meleğine hayır, bana uğrama diyorum. Ve bana uğradığın zaman seni sevmiyorum, istemiyorum diyorum. Halbuki eğer iyice düşünecek olursan o da bir görevlidir, onu anlatacak şimdi. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki, yani bu diyalog manevi bir diyalog, bizim anlamamız için bir temsil. Senin ile ibadımın ortasında, seninle kullarımın arasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Yani öyle bir sistemde yaratacağım bu dünyayı. Ta şekvaları onlara gidip senden küsmesinler. Yani o hastalıklara, o musibetlere gidip şekvalarını, şikayetlerini ona yöneltip Azrail'e küsmesinler. Onun için ne diyoruz? Azrail canını aldı diyoruz. Ama birisi hastalandı da onun için öldü diyoruz. Kalbi durdu diyoruz. Veya şöyle bir hastalığa maruz kaldı diyoruz. Vesaire. Bir hastalık ismi koyuyoruz ve şikayetimizi doğrudan doğruya Azrail aleyhisselama değil de aklın nazarında, tekrar bu cümleciyi başından beri açıkladığımız bu cümleciyi kullanıyorum. Aklın nazarında sebeplerle ilişki kurarak yaşama alışkanlığı kazanmış olan insanın günlük pratik hayatında
verdiği cevap şudur. Şöyle musibet oldu da başına şu düştü, zelzele oldu, şu oldu da onun için öldü diyoruz. Dikkat edersek hiç Azrail geldi, vay insafsız melek geldi, benim en sevdiğim kişinin ruhunu aldı götürdü, ona ölüm verdi demiyoruz. Şöyle bir hastalık oldu da onun için diyoruz. Evet. İşte bak nasıl hastalıklar perdedir. Ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. Yani ecel geldiği zaman, ölüm geldiği zaman insanın vehmettiği fenalıklar, yani ölümü sevmeyecek şekilde yaratılan insanın ölümün kötü olduğuna dair bir vehmi vardır. Ama ölüm kötü müdür? Hayır. Ölümün kötü olduğu vehmi vardır. Dikkat edin, cümle çok incelikli bir şekilde kurulmuş. Ecelde, yani ecelin gelişinde bir insanın ömrü, bu dünyadaki hayat süresi tamamlandığında, şu kadar yıl yaşamak üzere yaratılmış hayatın o yılı, o kadar yılı dolduğunda, işte ölüm vakti geldiğinde tevehhüm olunan fenalıklar, dikkat ediyoruz cümleciye, tevehhüm olunan fenalıklar, insanların vehmettiği fenalıklar, gerçekte fenalık yok, hakikatte fenalık yok, ölümü yaratan Allah fena bir şey yarattı değil, ama biz fena görüyoruz onu. Neden? Çünkü sebepler dairesinde biz ölümden kaçacak şekilde yaratıldık. Ölümün sebeplerinden kaçmak, onu sevmemek de mümkün. Onun için ölümün sebeplerini sevmiyoruz, istemiyoruz, ondan kaçıyoruz. Ama onu fenadır dediğim zaman bu bir vehimdir. Fena değil. Fani, kötü. Yani fena derken kötü anlamında. Kötü anlamında. O kötü değildir. Kezefim olunan fenalıklara mercidirler, hastalıklar. Ve kabz-ı ervahta hakikat olarak olan güzellik, bakın ölümdeki güzellik Azrail Aleyhisselam'ın vazifesine müteallıktır. Yani ne yapıyor Azrail Aleyhisselam'ın vazifesi nedir? Ruhumu artık vazifesini bitirmiş, kiracı olduğu evinden çıkmak üzere kira kontratı bitti, çıkacak. Vücut ile, bedenle. Ruh çıkacak. Vazifesi bitti artık, bu bedenden çıkacak. Onun alınıp muhafaza edilmesi lazım. Azrail Aleyhisselam hepimizin sevmesi gerekiyor. Çünkü Azrail Aleyhisselam'dır benim ruhumu, bu artık köhnemiş, vazifesini bitirmiş, yıkılmak üzere olan evde, evimden, kafesinden, yuvasından alıp muhafaza eden, koruyan Azrail Aleyhisselam'dır. Yani öldüğümüz zaman bir meleğin eline teslim oluyoruz. Ne kadar güzel bir an. Bunun farkında olursak o zaman şu cümleyi çok iyi anlarız. Kabzayı ervahta hakikat olarak olan güzellik, gerçekteki güzellik Azrail Aleyhisselam'ın vazifesinin müteallıktır. Onun için Azrail Aleyhisselam'la kimse küsmesin. En sonunda onun elinde muhafaza olacağız. Yani onun muhafazası altında ruhumuz varlığını devam ettirecek. Öyle de Hazreti Azrail dahi bir perdedir. Aslında Azrail meleği de bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen, yine kelimeye dikkat ediyoruz, zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret-i ilahiye bir perdedir. Hep söylüyoruz, kudret-i ilahiyenin bir perdesi olarak melek yaratılıyor. Meleğin de biz melekle küsmeyelim diye hastalıklar yaratılıyor. Ve dolayısıyla şikayetlerimizi esbaba gönderiyoruz. Ama bu şikayetlerde aslında haklı değiliz. Eğer bunların adaletle, merhametle gerçekleştiğini anlayacak olursak, Rabbimizin böyle bir hali yaratmasından dolayı Rabbimize şikayet etmeyiz ve Rabbimizden memnun oluruz, Halık'ımızdan memnun oluruz. Kudret-i İlahiye'den memnun oluruz, Kudret-i İlahiye ile barışık ilişki kurarız. Evet, İzzet ve Azamet ister ki en son, bu artık
birinci lemanın okuduğumuz bölümün son özeti. Evet, İzzet ve Azamet ister ki esbab perdedarı deste kudret ola aklın nazarında. Tekrar tekrar aynı şeye vurgu yapıyor. Aklın nazarında sebep sonuç ilişkisi ağının içinde sebepler bir perdedir. İzzet ve azamet-i ilahiye insanın günlük hayatında, pratikte alıştığı hayat tarzında şikayetini haksız da olsa yapıverdiği o şikayeti sebeplere göndersin diyecek şekilde bir sistemle bu dünyayı, bu alemi yaratmıştır. Tevhid ve celal ister ki özür dilerim, bu bir cümlenin, bu paragrafın birinci cümlesinin birinci cümlesi bu alemin mülkçiyetine bakar. İkinci cümlesine, yani tevhid ve celal ister ki diye başlayan cümleciye de alemin melekutiyetine bakar. Yani yaratıcıya bakan cihetine bakar. O yaratıcı tektir ve mutlaktır. Celal sahibidir, azamet sahibidir. Sonsuzdur. Yaratıcının sonsuzluğu, tekliği ve mutlaklığı da gerektirir ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Yani bir durup düşündüğümüzde sebepler yaratıcı değil ki zaten diyebilelim. Bunu yaratmak için, çürümüş de olsa bir şey yaratmak için sonsuz kudret sahibi olmak lazım ve o kudretin tecellisi, o çürük olan şeyi, sevmediğimiz pis kokan şeyi yaratmak için de sonsuz kudret lazım ve onun yaratılışında da sonsuz adalet, sonsuz rahmet, sonsuz hikmet var. Onları da görüyoruz ve diyoruz ki evet, bu çürümüş şeyi ben sevmiyorum ama onun yaratıcısı mutlak adaletiyle, rahmetiyle o bu çürümüş şeye vücut verdi ve o bu yarattığı çürük şeyle, benim sevmediğim şeyle o kadar hikmetli işler yapıyor, o kadar hikmetli bir yaratılış gerçekleştiriyor ki onun bu hikmetli yaratıcılığı karşısında ben yalnızca Sübhanallah, Elhamdülillah diye takdirlerimi, tazimimi, yani Allahu Ekber diyerek muhatap olmamı gerektiriyor. Böylece ifade etmem gerekiyor. Allahu Ekber, Sübhanallah demem lazım. Kızmamam lazım, şikayet etmemem lazım. Onların kötü olduğunu söylememem lazım. Fakat sevmiyorsam onlardan uzak durmam gerekiyor. Uzaklığı tercih etmem gerekiyor. Allah razı olsun. Birinci, bu kadar sabrınızı istismar ettim. Birinci lemamız bitti. Bugünkü sohbetimizi burada noktalayalım. Eğer bir sorunuz veya ilave edeceğiniz açıklamalarınız varsa memnuniyetle sizi dinlemek üzere bekliyorum. Evet, derse başlayalım. Bir saati geçti belki arkadaşlar, yorgun. Bir saati biraz geçti. İnşallah eğer yoksa pazar günü yine herhalde Kaliforniya saatiyle 7'de, New York saatiyle 10'da, Türkiye saatiyle da pazartesi gün sabah 5'te tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Mübarek yaklaşan Ramazan'ın 3 ayların bereketi sizinle olsun. Rabbimiz bereketiyle hayatımızı Rabbimizin bereketiyle hayatımız inşallah iman nuruyla nurlansın. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.